Arkadaşlar merhaba, Wikibenz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu Mercedes-Benz'in W124 hayranlarıyla ilgili olacak. 124 hayranlarının içinde en çok biliyorum ki sizler V8 motorları çok seviyorsunuz. Türkiye'de her ne kadar çok az sayıda olsalar da. Bugün sizlere Mercedes-Benz'in bu V8 motorlarından E400 modelleriyle ilgili bir video hazırlamak istedim. Bu videoda aslında videonun başlığında görmüş olduğunuz çok düşük kilometreli Almanya'da satışa sunulan bir otomobil var. 1994 model. Yine bu videoda görmüş olduğunuz araçta hani bir video olsun, sadece slide olmasın diye araştırırken karşıma çıktı. Geçen sene bu araç Amerika'da 75 bin dolar gibi çok ciddi bir rakama satıldı. Geçen senenin ortalarıydı sanırım. Bu araç 420 AMG 4.2 AMG Stage 3 modeli arkadaşlar. Araç komple hem motor olarak AMG'nin performans paketine sahip M119 V8 motorlu 308 beygir gücünde ve 425 Nm tork çeviriyor. 31 bin kilometredeki bu araç normalde şöyle söyleyeyim size Amerika'da 5-10 bin dolara bir E400 veya 400E alabiliyorsunuz. Yüksek kilometreli düşük kondisyonda. Bu araç 75 bin dolara neden satıldı? Tabii ki aracın kilometresinin çok düşük oluşu ve AMG orijinal AMG performans paketine sahip oluşu. Yani bu araçlar tepeden tırnağa AMG. Gördüğünüz gibi E500 koltukları var. AMG'nin geniş sırt dayamalı yerleri olan. Araç full AMG, yani dışından marşbiyerleri, tamponlarından vesairesine tutun jantlarına kadar komple AMG paket. Bunu diğer sadece direksiyonu AMG olan veya jantları AMG olan araçlarla karıştırmamak lazım. Çünkü normalde E420 modellerinde bu şekilde 308 beygirlik bir motor yok. Normal standart araçlarda 279 beygirlik bir motor var. Şimdi diğer aracı konuşurken onun da şeylerine geçeceğiz. Şimdi bu araçtan sonra şeye geçelim. Esas konumuz olan araca geçmek istiyorum. Bu araç Almanya'da Dortmund civarlarında bir firmada satışa sunuluyor. Firmanın ismi Annaberg Otomobil diye geçiyor. Bu şeyde de görüyorsunuz. Aracın videosu olmadığı için ben size böyle bir slide yaptım. Resimler de çok net değil ama böyle 13.000 kilometrede 94 model olup da hiç boyası olmayan bu kondisyonda araç her zaman karşımıza çıkmaz. O yüzden sizler de görün istedim. Bir de şunu da istedim bunu yaparken. Hani Almanya'da hep diyoruz ya bizim oralarda bu araçlar 1000 euro, 500 euro, işte 4-5 bin euro falan deniyor. Doğru, gerçekten de 4-5 bin euroya 124 almak mümkün. Ama bu görmüş olduğunuz araç şu anda satışta ve aracın fiyatı 49.800 euro arkadaşlar. Almanya'da olup da araçla ilgilenmek isteyen olursa diye de açıklama kısmına bir link bırakacağım. O linkten ulaştığınızda eğer link açılıyorsa bilin ki araç hala satıştadır. Orada hatta bir Türk arkadaş bu aracın satışıyla sanırım ilgileniyor. İsmi de Muhammed Ekrem Ulupınar diye geçiyor. Buradan da ulaşabilirsiniz kendisine. Şimdi E420 ile ilgili şöyle biraz açmak istiyorum. Yani araçla ilgili çok konuşulacak bir şey yok. Araçta koltuk ısıtma hariç her şey var. Sportline direksiyon var ekstradan ve bu araç Japonya pazarı için yapılmış bir araç. Oradan getirilmiş. Sportline direksiyon var. Gördüğünüz gibi 39 santimlik elektrikli direksiyon kolonu var. Bunun dışında koltuk ısıtmanın haricinde hemen hemen 124 serisinde olabilecek her türlü donanıma sahip. Aracın rengi 199 koduyla giden Blue Schwarz diye geçen mavi siyah metalik renkte. Döşemelerde 261 kodlu hakiki deri
döşemelere sahip, işte elektrikli koltuklar vesaire, bunların hepsi araçta mevcut arkadaşlar. Şimdi Mercedes-Benz bu E420 modelini, 500 serisini 1990 yılında 500 serisini başlattıktan sonra, biliyorsunuz 500 serisi biraz pahalı bir araçtı arkadaşlar. Hemen hemen örneğin bu aracın model yılına yakın 93 yılında bir 500 serisi araç 146 bin marka satılıyordu. Ama baktı Mercedes hem V8 araç olsun hem de yani hem güçlü olsun hem de çok pahalı olmasın diyen için E400 ve E420 modellerini çıkardı. Bu modelle başarıyı da yakaladığını düşünüyorum. Şimdi ilk önce satış adedini başarıyı yakaladı derken ilk önce satış adedini söyleyeyim size. Şimdi 1990 yılında satışa çıkan 500E ve E500 modellerinden toplamda 10.479 adet satılırken E420 ve E400 model 400E modellerinden 22.800 adetlik satışa ulaştı Mercedes ve 93 yılında bu aracı 96.300 euroya alabiliyordunuz. Aynı şekilde standart fabrika çıkışlı bir E500 ise aynı tarihte 146 bin mark ödemeniz gerekiyordu. Yani çok ciddi anlamda E420 müşterisine, alıcısına böyle bir avantaj sağladığı için Mercedes bence bu konuda doğru hareket etti. M119 koduyla geçen V8 motor var. 4196 cc'lik. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bu araçta E400 şiltini görüyorsunuz. Bu şilt büyük ihtimal Japonya pazarında böyle geçiyordu. Çünkü normalde bu tarihten itibaren çıkan araçlar, bu araç biliyorsunuz makyajlı model. Makyajlı olduğu için de E420 diye normalde dünya pazarında satılan araç. Ama sanırım Japonya pazarı olduğu için bu şekilde geçmiş. 4196 cc'lik bu araç 279 beygir gücünde ve 400 Nm tork üretiyor. 500'e baktığımızda 500'deki motorda E500'lerde 320 beygirlik motor vardı ve 470 Nm'lik de tork çeviriyordu. Yani arasında çok çok aman aman bir şey yok aslında, fark yok ama dediğim gibi onda daha farklı donanımlar vesaireler vardı. Silindir başına 4 vafli bir motora sahip V8 M119 motorları ve Bosch'un LH Jetronic diye geçen enjeksiyon sistemiyle çalışan bir araç. Aracın üzerinde gelen lastikler fabrika çıkışında bu görmüş olduğunuz araçta 215'e 55-16 lastikler var ve 16 inçlik jantlar var. Fabrika çıkışında 8 delik jantlarla geliyor. Bu ilk başta gösterdiğimiz AMG araçta da 17 inçlik Euro 2 jantlar vardı. Onu da yeri gelmişken söyleyeyim. Bu araçların 420 modelinin fabrika çıkışında bütün araçlarda 4 vitesli otomatik şanzıman var. Araçta 250 km ile sınırlandırılmış ve sıfırdan 100'e çıkışı da 7,2 saniye arkadaşlar. Yakıt tüketimi olarak da şehir içinde 16,9 litre fabrika verisi var. 90 km sabit hızla giderseniz 10,3 litre yakıyor. 120 km sabit hızla giderseniz de 11,9 litrelik yakıt tüketimine sahip. Ağırlık olarak da baktığımız zaman aracın boş ağırlığı 1650 kilo civarında, 1620 kilo ile 1650 kilo civarında. Biraz evvel dediğim gibi de 22.802 adetlik üretim adedi var dünya üzerinde satılmış olan 400E ve E400 modelleri dahil buna. Bu araçlar 1991 yılında
üretilmeye başladı. 91'in Mayıs'ından itibaren üretilmeye başladı. Yani E500 bunlardan daha önce üretilmişti. Tekrar hatırlatayım. Bu araç meraklısı Almanya'dan veya Avrupa'dan gümrük birliğinden dolayı orada araç getirebiliyorsunuz her ülkeye. Başka ülkelerden gelip almak isteyen olursa 49.800 euroluk fiyatı var ve açıklama kısmında da koyduğum linkten aracın sahibine ulaşabilirsiniz firmaya. E420 ile ilgili siz de düşüncelerinizi ve yorumlarınızı yorumlar kısmından lütfen bizimle paylaşın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Videoları paylaşıp beğenirseniz iyi olur. Ve Klasik Otom Instagram sayfama da satılık klasik otomobillerinizi ve Mercedes'lerinizi, Alman araçlarınızı, satılık araçlarınızı DM üzerinden gönderebilirsiniz arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.